Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yine çok önemli bir konuyla daha birlikteyiz. Size bana sıkça gelen bir konuyla alakalı bir bilgi vereceğim. Hocam ben eğitim alacağım, online eğitim mi almalıyım yoksa yüz yüze eğitim mi almalıyım sorusunun cevabı. Dostlar aklımıza gelen soruda iki tane başlık var. Online ders, yüz yüze ders. İki başlığı da sırayla ele alalım. Hocayla aynı odada yüz yüze olma, karşılıklı göz göze konuşmanın enerjisi yüksek. Çünkü giyiniyorsun, kuşanıyorsun, yeni bir şey öğrenmek için yeni bir insanla tanışıyorsun ve artık onun öğreteceği şeyler senin için çok önemli. Kısacası o hoca senin için artık çok önemli biri. Dolayısıyla onun söylediklerine karşın senin verdiğin cevap çok önemli. Buna karşılık online derste hocayla buluşmak için yine çok salaş olmamakla birlikte sonuçta ilk dersler için söylüyorum. Kendi odanda, salonunda ya da evinin özel bir köşesinde hocayla birlikte derse başlıyorsun. Ama şunu söyleyeyim, hocanın senin için vereceği sorulara karşı direkt tepki verebiliyorsun. Çünkü online derslerde yüz yüze ders gibi sayılıyor. Fiziki anlamda aynı odada bulunmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Yüz yüze ders için yeni maddemiz şu. Hocama enstrümanımı direkt gösteririm, akordunu yaptırırım ve kolaylıkla derse hızlı bir şekilde geçebilirim. Buna karşılık online ders bölümünde böyle bir şey yok tabii ki. Enstrümanınızın akordunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Analog bir cihaz ya da telefon aplikasyonlarıyla akordunuzu kendiniz yapmanız gerekiyor. Enstrümanınızı kameraya, kadraja yakın tutarak hocanıza gösterebilir ve nasıl bir bağlama olduğunu zaten hocanız anlayacaktır, size bilgi verecektir. Yani bu madde için aslında online derse artı olabilecek şunu yorumlayabilirim. Tamam, aplikasyonla yaptığınız akortta ilk etapta tertemiz bir akort yapamıyor olabilirsiniz ama akordu kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla akordu daha hızlı öğreniyor oluyorsunuz arkadaşlar. Akort mantığını öğreniyorsunuz. Zaten doğru bir duyuma sahip olduktan sonra zamanla oluyor bu. Akordunuzu kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Dolayısıyla online derste daha önceden akord ayarlama olaylarına girmiş oluyorsunuz. Benim için bir artı. Evet, diğer bir maddeye geçelim. Yüz yüze, fiziki anlamda yüz yüze ders için şunu söyleyebilirim. Hoca yanımda olduğu için enstrümanıma dokunarak direkt bana hangi perdeye basmalıyım ya da nasıl tutmalıyım, elimin pozisyonumun tutuşlarını yine hoca dokunarak gösterebilir. Bunun artısı var diye söyleniyor. Evet, bir nebze doğrudur ama şöyle yorumlamam daha doğru olacak. Enstrüman eğitimi ya da diğer eğitimler hangisi olursa olsun temastan sakınmaya gayret gösteriyorum ben. Sebebi şu. Siz öğrenciyi şu şekilde tutacaksın, şöyle yapacaksın diye uyardığınızda ve elini pozisyonunu siz ayarladığınızda inanın 5 dakika sonra tekrar ayarlıyorsunuz. Ondan sonra 10 dakika geçtikten sonra tekrar ayarlıyorsunuz. 15 dakika sonra tekrar ayarlıyorsunuz. Sürekli siz öğrenciyi düzeltiyorsunuz vesaire. Bunu ilk etapta olumlu gibi düşünsek de olumsuz yönleri de bu şekilde var arkadaşlar. Bu madde için online ders bölümüne baktığımızda tabii ki temas edemiyorsunuz. Önünüzde bir kamera var, öğrenciniz yanınızda yok. Olsun arkadaşlar, endişeye kapılmaya gerek yok. Bunun için öğrencinizin dizinizin dibinde olmasına gerek yok. Kameradan öğrenciyi net gördüğümüz için öğrenciye şunu söyleyebiliyoruz. Bileğini şu şekilde, şu açıyla tut. Parmakların şöyle olacak. Sesler arızalı geldiği için baskılarını daha güçlü yapacaksın tarzında siz öğrencinizi uyardığınızda öğrenci gerekeni yapıyor efendim. 8 ay içerisinde öğrencim gitar bağlama eşliğinde sahneye çıktı. Bunu artık siz yorumlayın. Evet, diğer maddeye geçelim. Aslında en önemli maddelerden bir tanesi fiziki derste hocayla buluşmak için bir zaman ayırmanız gerekiyor. O zamana bir de yol zamanı eklemeniz gerekiyor. Aslında bu olay daha fazla zorumuza gidiyor. O iş için zaman ayırıyorsunuz. İlk etapta zaman ayırırım ne var ki bu işte diyorsunuz ama daha sonra yavaş yavaş zorunuza gitmeye başlıyor. Ama online ders için bu böyle değil arkadaşlar. Evinizdesiniz, herhangi bir yere çıkmıyorsunuz. Makyaj yapmanıza gerek yok kadınlar için. Erkekler için taranmanıza gerek yok. Çok güzel bir şekilde eğitim alacağınız yere çıkıp yollarda zaman geçirmiyorsunuz. Evinizin konforunda eğitiminizi alıyorsunuz. Bir diğer madde ise fiziki derse yönelelim. Birebir ya da toplu dersler alabilirsiniz. Yani bir sınıf içerisine girip sınıfta eğitim alabilirsiniz. Dolayısıyla sizin bütçenize faydalı bir şey. Yani paranın pul olduğu, her şeyin pahalı olduğu şu günlerde sınıf dersleri de bütçeye göre tercih edilebilir. Ha, yararlı olur olmaz, o artık o ortama bağlı. Ama ben enstrüman eğitiminde grup derslerini çok öneren biri değilim. Karşı tarafa baktığımızda online derste ise bu durum biraz daha farklı. Birebir ders alıyorsun. Türkiye'de ve dünyada kabul görmüş bütün hocalara bir mailla ya da bir mesajla çok rahat ulaşabiliyorsun. Onlardan
birebir özel ders alma imkanına sahip olabiliyorsun. Benim de bazen yaptığım şu olay var. İki arkadaş aynı anda bağlanıyorlar hocadan. Eğitimlerini, birebir derslerini o şekilde alıyorlar. Ne oluyor? Bütçeleri yarı yarıya düşmüş oluyor. Ben bir müzik öğretmeni, bir müzik eğitimcisi, enstrüman eğitimcisi olarak şunu söylemeliyim ki online ders de güzel, yüz yüze ders de güzel. Aslında herkes imkanına göre, zamanına göre bir eğitim usulü seçer, onun üzerinden yürür. Önemli olan başarılı olabilmek. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz bilgi içerikli videoları da istiyorsak beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.